Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi otobandayım. Hangi otoban tanırsınız belki buraları. Burası İstanbul. İstanbul'daki Boğaz Köprüsü'ne giden otoban. Şimdi hemen şu aklınıza gelebilir. Eldivenler nerede? Eldivenleri unutmuşum arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı oldu. Spor Moto'daki kankilerimi ziyaret ettim. Bir 890 Adventure motor aldım. Hemen çöktüğüm bir motora dedim. Beni motorsuz mu gezdireceksiniz buralarda? O yüzden Dük'le beraber KTM motorumuz var altımızda. Geziyoruz. Şimdi Şafak kankim MT-09'u ile önden ışınlanıp gitti. Göremiyorum, yakalayamıyorum. Çünkü o trafikte aralardan geçme, hayvan gibi hızlı gitme özelliklerim biraz azalmış. Bir de tabii burada güvenlik şeridinden gitme olayı var. Biraz artık orada hiç gitmediğim için 2 senedir bana garip gelmeye başladı ama zamanla alışacağız bakalım. Kısa süreliğine Hollanda'dan Türkiye'ye geldim. Biliyorsunuz Hollanda'da yaşıyorum. Orada motorlarla alakalı videolar çekiyordum uzun süredir. Bir aile ziyareti yapayım. Çevremdeki kankilerim, arkadaşlarım göreyim dedim. Birçok arkadaşımı ziyaret ettim. Birkaç gün önce geldim yani. Hemen arkasından da bir vlog patlatayım dedim. Özlediğim noktalardan bir tanesi de bu şu an bulunduğum yer. Trafiğin kendisi değil tabii ki. Boğaz Köprüsü'nden geçmek. Bayağıdır yapmadığım bir aktivite ve özlediğim bir aktivite. Normalde her gün neredeyse oradan geçerek İstanbul'da yaşadığım dönem zihinsel olarak kendimi rahatlatıyordum. Ama şimdi gerçekten bir memleket hasreti içimizde var yani. Çok basmıyorum, çok çıldırmıyorum. Eldivenim yok. Düşmek de istemiyorum tabii yandan. İstanbul'da biliyorsunuz benim onlarca demeyeyim de birkaç kez kazam var. Videoları da YouTube'da var. Şöyle kaza yapmadan, çiçekçileri ezmeden yavaş yavaş gidiyorum. Köprünün üstüne bir çıksam çok mutlu olacağım. Eğlenceli noktalardan bir tanesi. Trafik hissedilir derecede yoğun. Evet, iyi ki dalmamışım. Motorcu kardeşimiz geliyormuş yandan. Burada bir daralma vardı. Hatırladığım bütün yollardaki o şekiller, farklılıklar yerinde duruyor yani. 2 senede değişmemiş pek bir şey. Bu motor da bayağı iyiymiş ya, Dük. Yani quick shifter özelliği falan, frenler taş gibi. Gerçi temiz yeni motor yani, test için açmışlar. Şuradan geçebilirsem gerçekten o manzarayı yakalamak istiyorum. Evet be. Siz şimdi basar gidersiniz. Ben bu kadar özlemişim. Yavaş yavaş tadını çıkara çıkara geçerim yani. Kusura bakmayın da. Şu manzarayı görmeyeli, şu camı da açacağım. Şu manzarayı görmeyeli 2 sene olmuş yani. Vay be. Vay be. Müthiş ya. Arkadaşlar yokken değerini biliyorsunuz yani, varken değil de insan özlüyor. Sonunda Şafak kankimi buldum ya. Adam basıyor gidiyor, tipe bak. Tipe bak, bak hareketlere bak. Hareketlere bak hele. Hareketlere bak hele. Hareketlere bak hele şu an. Bak bak bak. Vallahi nasıl yakalayayım? Ben bunu yakalamaya çalışmıyorum zaten. Böyle özellikle bir yakalama çabam yok yani. Ama yine de arkasından gidiyorum. O ne geliştim dedim, arkadan çarptı bana. Arkada taksici acayip hızlı yaklaştı da ben de çekiniyorum şimdi yani, yine motor bizim değil sonuçta. Bu ne lan, bu nereye girdi böyle? Neyse, biliyordur herhalde oğlum. Benden daha çok burada yaşıyor adam yani. Hiç ses de çıkmıyor bu makineden ya. Jeep. Az önce MT-10'u sürüyordum da egzoz sesiyle yine insanlar fark ediyor orada olduğunu. Bununla hiç duyulmuyor yani. Oğlum bu nasıl yokuş lan? Valla arkadaşlar benim için acayip farklı bu yokuş. Çünkü 2 senedir böyle yokuş görmedim yani. Acayip enduro yapıyormuş gibi hissettim. Dimdik. Allah'ım ya, neleri neler özlemişim ya. Yokuşları bile özlemişim lan. Böyle bir şey olamaz. Şu kargaşa, şu kaos. Hiçbir yerde yok abi. Memleketimin güzel yönleri. Benim için yani, özlediğim için muhtemelen.
Siz bezmişsinizdir muhtemelen böyle şeyleri görmekten ama. Karman çorman abi, bu trafik müthiş ya. Bayılıyorum bu trafiğe. Şu çarpayım mı şuna? Arkamdaki arkadaşa ben yol vereceğim. Kuryeci arkadaşa, çünkü uçacak o, gidecek yani. Of, araba yanmış. Kokuya bak. Lastik kokusu. Kayış mı? Yanmış artık. Ne yanmışsa. Geçin abi, geçin. Ben turistik geziyorum. Sizin işiniz gücünüz var. Tipe bak. Herif deli gibi sürüyor ya. Şuraya psikopat ya. Psikopat MTC. Vay, Beşiktaş'ın stadyuma bak ya. Helal be. Vodafone Arena olan yer burası herhalde. Efsane yapmışlar lan. Abi görüşürüz. Gidiyor musun? Gidiyoruz abi. Sen de abi. Gurupan abi, bay bay. Gurupan abi, görüşürüz. Eline sağlık. Her zaman. Hoşçakalın. Hadi kaçalım. Yavaş git lan. Ay gibi basıyorsun, yetişemiyorum sonra. Ben sen çekim yapıyorsun. Çekim yapıyorum, şu anda da yapıyorum. Kameraya el salla. Salla lan. Kameraya el salla lan. Evet, oldu şimdi. Biraz ıslak ama. Ya, çevre yolu biraz şey oluyor, daha kuru oluyor. Çok işlek olduğu için herhalde. Evet. Eldivensiz de hiç hoşlaşmıyorum ama. Aa, ayakkabılar motor botu değil ya. Ayaklarım kayıyor. Gel gel gel, hop. Şimdi yerler biraz kaygan ama ne yapıyoruz? Yavaş yavaş gidiyoruz. Şuradan ABS'nin güzellikleri tabii. ABS hemen devreye giriyor çünkü asfalt biraz kayıyor ıslak olduğu için. İnşallah hareket etmezsin diyecektim. Hemen kaydırdın. Hadi bakalım. Trafik süper. Şuradan aralardan geçecektim ama geçemiyorum çünkü abla oraya koymuş arabayı. Süpersin. Dankeschön. Biraz yağmura yakalandık. Biraz bekledik sağda solda. Şansıma yani. Yarın biraz daha iyi aslında hava ama bugün şansıma biraz ıslaklı yollar. Ama memnunuz yani. Seviyoruz bu hayatı. Bir de bir şey söyleyeyim. Buradaki yaşayan arkadaşlar daha yağmur konusunda benden titizler. Ben yağmur mu? Sıkıntı yok diyorum. Çünkü artık orada alıştık ıslanmaya, yağmura. İlk gittiğim zamanlar ben de rahatsız oluyordum. Ne yağmuru, yağmurda motor mu sürülür diyordum ama artık alıştım. Gidemiyorum lan. Geçemiyorum buradan. Geçebilir miyim? Geçtim. Çok zor gerçekten ya motor. Motorun şeyleri, gidon vesaire korumalıklar olduğu için biraz zor. Sen ne yapıyorsun abi? Helal olsun sana. Bu rahatlık var ya, kimse de yok ya. Arabanın kafasını sokmuş ışıklara. Polis herhalde ya. Polis de değil. İnşaatçı biri. Helal ya. Bu rahatlık, bu konfor kimsede yok. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Hey be, Honda CBF150. Korna uzun süredir duymadığım bir şeydi. Ben de basayım biraz. Pek sık kullanamıyoruz kornayı. Ama burada şimdi yerini bulmuşken kullanmasak da ayıp olur. Müthiş. Özlemişim be. Neyse şöyle yavaş geçeyim, adamı ıslatmayayım. Bak adam ne kadar çekindi yani. Kaldırıma git çıkma opsiyonum var oğlum benim burada. Burası Türkiye. Kaldırımdan çıkmak, gitmek süper bir şey ya. Normalde biz kaldırıma çıkamıyoruz tabii. Süt çocukları gibi. Telefonla oynayanlar. Pahalı jip. Kaldırıma çıkan MT-19 pardon. Bip bip.
Zor yerlerden geçiyoruz ama geçiyor mu geçiyor. Çıkarız ya. Makineye bak. 10 numara araba ama gidemiyor trafikte. Biz ne yapıyoruz? Göster bizim ne yaptığımızı. Biz ne yapıyoruz? Aralardan gidiyoruz. İstersen Ferrari sür. İki teker olmadıktan sonra hiçbir kıymeti yok yani. İstanbul trafiğinde. Teşekkürler abla. Araba ne olmuş? Tütüyor araba ya. Araba bildiğin yanarak gidiyor yani bildiğin. İçten yanmalı değil, dıştan yanmalı. İnsan gurbetteyken acı özlüyor ya. En alakasız şeyleri dahi aklına geliyor, özlüyor gerçekten. Bir gurbetçi olduk çıktık yani. Buradan iki tekere de saygılar, selamlar gönderiyorum kankime Kadir'e. O da gurbetçi, o da var uzaklarda, bayağıdır gelmiyor. Debriyaj kullanmaktan parmaklarım ağrıdı. Dur kalk, dur kalk, dur kalk. Gerçekten yorucu. Zamanında parmak kaslarım taş gibi olmuştu yani, gelişmişti. Çünkü sürekli debriyaj kullanıyorduk burada. Girilmez, insan yürümesin burada diyorlar. Şu manzaraya bakar mısınız ya? Olay bu işte. Şu manzarayı gördün mü ömrüne 10 yıl ekleniyor işte. Artı 10 yıl. Şahsen kendi adıma konuşuyorum. Çok seviyorum yani İstanbul'u. 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü burası bu arada, bilmeyenler için. Ya evimdeyim, evimde gibi hissediyorum böyle buralarda gezince. Dük 890 da güzel, agresif ya. Çok kıvrak motormuş ya. Dük 790'ı kullanmıştım. İnceleme amacıyla değil de hani genel bir şeyler söyleyeyim motorla alakalı diye. Dük 890 süper. Gücü olarak, güç olarak müthiş bir fark yok tabii ki. Ama şu kıvraklık, aralardan geçme vesaire işleri çok iyi. Bunun elci korumaları olduğu için elci korumaları biraz tabii müsaade etmiyor aralara girmeye ama onun dışında çok kıvrak, çok esnek, çok güzel dönebiliyorsunuz. Direksiyon açısı geniş. Direksiyonda da amortisör var, gidonda daha doğrusu. Gidon amortisörü var. O da hızlı, yüksek hızlarda sallamayı, kafa sallamasını engelliyor. Müthiş ya. Eğlenceli bir motor, keyifli bir motor bence. Özellikle cam olması uzun yol için ideal, yoksa sıkıntı. Yakıt kapasitesi de bence ayı gibi. Aşağıda da tank var. Onlar da benzin deposu var bence. Çok araştırmadım ama. Yakıt doldurdum. Yine fullenmedi yani. Bayağı koydum. Herhalde kapasite bayağı yüksek. 50 liralık aldım bu arada arkadaşlar. 50 liralık. Ben hep 50 liralık alıyorum. 50 TL'lik yüklemi doldurdum benzine. Şuradan bir gazı açayım şöyle. Bakayım ne oluyor. Oo bayağı. Bayağı iyi. Bu poliste radar vardır şimdi ha. Bak bak bak. Sen de bana geliyorsun. Aa, harbi radar varmış ha. Fotoğraf makinalı bilmem neli ama önden plakası yok bu makinanın nasıl olsa. Hiç gazımı kesmeseymişim. Evet, ilk aksiyonumu yaşadım. Üstüme geliyordu araba ama tam ezemedi beni yani. İzin ezme şeyine geçemedi. Normalde beni ezerlerdi yani. Bir top speed videosu yapardık aslında da vaktim kısıtlı arkadaşlar. Yoksa çıldırtırdık yani motoru. Şu CRF'i de seviyorum ya, güzel motor. Motoru da geldik geri götürelim, verelim. Az bir şey dolaştım şöyle. Bir İstanbul havası aldım yani. Tam böyle bir motoblok bir şey değil yani de. Şöyle İstanbul havası yani, aksiyona gerek yok. Sürebiliyorum İstanbul'u hala, onu fark ettim, keşfettim. İlk geldiğimde, daha önce geldiğimde bayağı zorlanmıştım yani. Şimdi artık biraz da kendimi açtım ya. Orada çünkü sakin sürüyorsun. Hep böyle ışıklarda bekle, arada bekle, şu bu. Burada şimdi her yerden, aradan bir yerden geçiyorsun. Bir şey, bir aksiyon var yani sürekli. O yüzden körelmemişiz tam. Hallettik. Spor Moto'ya motoru teslim edelim. Teşekkürümüzü de edelim. Sevgilerimizi de sunalım. Spor Moto'ya motorumuzu bıraktık. 09'u aldık. Şafak kankim arkamda. Şimdi cadde basını nasıl gideriz buradan en kolay? Hatırlayamadım oğlum. Hep silinmiş bütün hafıza. Nereye? Kızıltepe. Böyle
Nasıl? Ha öyle, evet. Anladım. Minibüs yolundan.